Herkese selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Bir farklı açıdan programının bugünkü stüdyo konuğu Mehmet Ali Bilgili. Doktor Mehmet Ali Bilgili. Tabii kök hücreyi konuşacağız. Kök hücreyle neler yapılabilir? Hocamız bizlere anlatacak. Tabii bu konunu kendisinin uzmanlık alanı, kendisine soracağız. Sizler de bizlere sorularınızı ulaştırabilirsiniz efendim. Face'ten yazabileceğiniz gibi aynı zamanda bizlere nereden ulaşabilirsiniz? OneRadikal@hotmail.com'dan yazabilirsiniz. OneRadikal@hotmail'den yazabilirsiniz ve cep telefonundan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle farklı bir konu gelebilir ama insanlara bu dönemde artık kök hücre çok önemli. Elbette ki kök hücre muhtemelen önümüzdeki 100 yılın belki 1000 yılın tedavi yöntemlerinden biri olacak. Biri olacak. Kök hücreyle alakalı konuya girmeden önce kök hücre tedavisinin uygulandığı, kök hücre ekstraktlarının uygulandığı hastalıklar ve bu hastalıklara sebep olan yaşlanmadan bahsetmek istiyorum. Buyurun öncelikle. Efendim. Müsaade Buyurun. Edersiniz. Tabii ki. Şimdi malumunuz her canlının ortalama bir maksimum yaşam süresi belli. Evet. Yaşlanma canlının büyüme, gelişme sürecini tamamladıktan sonra fizyolojik kapasitesinin giderek azalması, gittikçe yıprandığı ve buna bağlı olarak yaşam fonksiyonlarının aksamaya uğradığı bir süreç olarak tanımlanabilir. Evet efendim. Şimdi insanoğlu için yaşlanmak biyolojik, psikolojik ve sosyal etkinlerden müteşekkil, karmaşık bir süreçtir. Bununla beraber esasen yaşlanma organ ve hücreye bağlı değil, türe özgüdür. Şöyle ki, insanoğlu için söyleyeyim. Evet hocam. 1920 yılından 2020 yılına kadar ortalama yaşam süresi 45 yıldan 85 yıla çıkmıştır. Evet. Yani yaşam uzuyor. Ömür uzuyor. Yaşlılık kriterleri de buna göre değişiyor. Örneğin birçoğumuz biliyordur. Bir çeşit kaplumbağa 200 yıldan fazla yaşıyor. 256 yıl. Bir deniz anası 1000 yıl. Hatta Kızıldeniz'de tespit edilen bir deniz anası 4000 yıldır yaşıyor ve daha ne kadar yaşayacağı bilinmiyor. 4000 yıl. Tabii ki 4000 yıldır hayatta ve yaşıyor. Bir çeşit balina var mesela 200 yıl yaşıyor. Bir başka çeşit balık var, istakoz var. Bunların her biri yüzlerce yıl yaşayabiliyor. Şimdi ölümsüzlük diye bir şey yok bir defa. Önce onu belirtelim. Tabii. Yaşlanmak terimiyle alakalı bir şey değinmek istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi ben tıp hekimiyim. 100. Yıl Üniversitesi'nde çalışıyorum. Bizim bölgemizde gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla ki benim uzmanlık alanım, uzmanlık tezim de yine bu konu üzerine yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılık hastalıklarıyla alakalı. Bizler kendimize bakmadan çok kötü bir şekilde yaşlanıyoruz. Bölge halkı olarak. Yaşlanmanın sebeplerine gelince temelde 3 ana sebebi vardır. Biri oksidasyon, biri genetik, biri de yani çevresel faktörler vesaire etkenler de var ancak. Evet. Glikozilasyon dediğimiz şekere bağlı. Bir de hücre harabiyeti. Hücre harabiyeti dediğimiz şey hücrenin içerisindeki çekirdekte bulunan DNA'nın içerisinde bulunan kromozomların uç kısmındaki telomer dediğimiz sağlamlaştırıcı ve hücrenin yenilenmesini sağlayıcı bir uzantı var. Evet. Ki bu telomer üzerine yapılan çalışmalar 2009 yılında Nobel ödülü almıştır. Şimdi hücrenin yenilenmesi, kök hücreyle bağlayacağız birazdan bunu. Hücrenin yenilenmesi tamamıyla kromozomların, DNA'nın yenilenmesi ve bu telomer uzantısının devamlılığının sağlanmasına bağlıdır. Evet. Telomerin kısalması, hücrede telomeraz dediğimiz telomer yapısını uzatıcı kısmın enzimin zayıflamasından ötürü hücre ömrü kısalıyor, yaşlanma ve ölüm gelişiyor. İnancımıza göre ki dünyada da böyledir, herkes de bilir bunu. Her canlı, her nefis ölümü tadacaktır. Tabii ki. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Ancak ölümden ölüme de fark vardır. Bir güzel ölmek vardır, bir de sürünerek ölmek vardır.
Bizim amacımız insanların sağlıklı bir şekilde yaşlanmasına sebep olmak ya da bunu sağlamak ve sağlıklı bir şekilde tabiri caizse sürünmeden ölmek. Hedefimiz de bu. Ve ömrün süresini uzatabilmek de aslında kaderdir tabii hocam. Tabii ki. Şimdi bizim büyüklerimiz eskiden hep şöyle söylerdi. Allah işte iman Kur'an'dan eksik etmesin, el ayağı düşürmesin, başkasına muhtaç etmesin. Bu şekilde ölümü istiyorum derdi. Evet. Biz de hep derdik ya bu ne demektir? Niye böyle söyleniyor? Yaş ilerledikçe insan, yani yaş kemale erince insan bunu biraz daha bariz bir şekilde anlıyor, evet, kavruyor. Şimdi dilerseniz hani yaşlanmanın... Şöyle devam edelim hocam. Şimdi tabii yaşlılığı 3 sebebe bağladınız, evet, ve bunun içerisinde psikolojik olduğunu da söylediniz. Yani tabii, biyolojik, yani normal yaşlanma, sağlıklı yaşlanma, vaktinde yaşlanmadan önceki yaşlılıktan da bahsediyorsunuz o zaman. Tabii ki. Şimdi yaşlanma esasen insan oğlunun anne rahmine düştüğü andan itibaren başlar. Dünyaya geldikten sonra da bu devam eder. Evet. Esas yaşlanma, mesela deri için yaşlanmayı biz bilimsel olarak şöyle görüyoruz. 20 yaşından itibaren deri yaşlanmaya başlıyor. Çünkü deri en fazla tahrip edici unsurlara maruz kalan, evet, organımızdır. Evet. Örneğin bir bağırsaklarımız, midemiz, kalbimiz, beynimiz direkt güneşe maruz kalmıyor. Rüzgara maruz kalmıyor. Ancak derimiz maruz kalıyor. Ve yaşlanmanın en erken belirtisini veren de derimizdir, cildimizdir. Şimdi yaşlanmayla beraber organlarda meydana gelen bir takım değişikliklerden bahsetmek istiyorum, müsaade ederseniz. Tabii, buyurunuz. Şimdi yaşlanmada haliyle insan yaşı ilerledikçe vücut kas kitlesi giderek azalır. Evet. Bu iç organlara da yansıyor. Aynı şekilde kalpte de yaşlanma oluyor ve kas kitlesi giderek zayıflayıp tıbbi terimle atrofiye uğramakta. Damarlardaki elastikiyet, yumuşaklık, esneklik giderek zayıflıyor ve daha bir kırılgan hale geliyor. Bunun haricinde sinir sisteminde, iletide bir takım dejeneratif bozukluklar, evet, oluyor. Bilirsiniz işte Alzheimer dediğimiz bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. Amnezi dediğimiz unutkanlıklar ortaya çıkıyor. Hareketlerde yavaşlamalar ortaya çıkıyor. Sindirim sisteminde, efendim işte böbreklerde, evet, bütün organlarda sıkıntılar ortaya çıkıyor ve giderek kötüleşiyor. Bunun haricinde solunum sisteminde bir takım dış etkenlere maruz kalmaktan ötürü yaşlanmayla birlikte yapısal değişiklikler oluyor. Akciğerlerin içerisinde hücrelerde alveol dediğimiz solunumu gerçekleştiren hücrelerin üzerinde surfaktan dediğimiz bir madde var. Bu maddenin azalması ve yüzey gerilim alanının azalması ve esnekliğin, evet, kaybolmasından ötürü solunum sıkıntıları ortaya çıkmakta. Bunun haricinde sindirim sisteminden bahsettik. Genit üriner sistem dediğimiz organlarımızda yine herkese işte hormonal dengesizlikler ortaya çıkıyor. Mesela endokrin sistem dediğimiz işte başta pankreas, işte insülin üretiyor. Şeker, evet, hastalıkları tip 2 dediğimiz hastalıklar ortaya çıkıyor. Böbrek sütü bezlerine salınan hormonlarda azalmalar ortaya çıkıyor. Hipertansiyon dediğimiz ve beyin kanamalarına sebep olacak kadar ileri düzeye çıkıyor. Kas iskelet sisteminde de az önce değindik. Kitlenin azalması, hareketlerin, evet, kuvvetin azalmasına yol açıyor. Deride yaşlanmaya bağlı değişiklikler en belirgin olarak da burada ortaya çıkıyor demiştik. Derimiz vücudun en geniş organıdır aslında. Evet. En büyük organı. Deri bir organdır. Burada kendini biraz daha bariz bir şekilde belli ediyor. Derinin alt tabakasındaki damarların azalmasından ötürü deri nemini kaybediyor ve esnekliğini kaybediyor. Bu kompleks ve dinamik organımız 65 yaş üstü olarak tanımladığımız, az önceden yani, evet, yaş kısmını biraz bahsetmiştik. Doğumla beraber dedik ki 20 yaşından itibaren deri yaşlanmaya başlıyor.
Şimdi hastalık... Doğumla birlikte mi yeteri yaşlılığı başlıyor hocam? Diğer yaş... Yani kişi dünyaya 20 geldi. Yaşından itibaren kendini belli etmeye başlıyor. Belli etmeye başlıyor. Bütün vücut yani doğumla beraber aslında bir nevi yaşlanma sürecine giriyor. Şimdi zaten burada da çok ilgi var hocam. Özellikle buraya yoğunlaşıyor insanlar. Yani mesela deri matlı ya da ne bileyim derideki solgunluk ya da derideki o kırışıklıklar evet. Bir yaşlılıktır öyle değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle. Peki kök hücre buradan ne işe yarıyor? Yani burada kök hücre devreye nasıl giriyor? Bu kırışıklıklar evet. Giderilebilir evet, mi? Tabii bu ki. Tabii deforme ki. Giderilebilir mi? Tabii daha ki. Çok yani insanoğlunun bu süreçte bildiğiniz gibi fiziksel görüntüsüne çok fazla önem veriyor. Hatta birçok kutsaldan daha fazla. Kesinlikle. Şimdi derinin yaşlanması, insan kendi derisinin yaşlandığını hissetmesi, aynada karşısında yaşlanmaya başlayan kırışıklık, evet. Göz çevresi vesaire yaşlanmaya başlayan birini görmesinden itibaren bir psikolojik olaraktan önce etkileniyor. Ben evet. Yaşlanıyor muyum diyor. Biliyorsunuz ruh yaşlanmıyor. Yaşlanan bedendir aslında. Beden. Ruh 33 yaşında kalıyor. Siz 50'ye de gelseniz, 70'e de gelseniz kendinizi dinç hissedersiniz. Ancak buna ne kaslarınız müsaade ediyor, ne kalbiniz, ne ciğerleriniz, ne cildiniz, gözünüz evet. Müsaade etmiyor. Sizi genç bir şekilde yaşamanıza müsaade etmiyor. Şimdi burada bir sistem devreye girecek. Biraz sonra geleceğiz o konuya. Kök evet. Hücre ekstraktları devreye girecek. İnsanın kendini dinç hissetmesi, efendim az önce bahsettiğimiz glikozilasyon, efendim işte evet. Telomerlerin tamiri, antioksidanlar, detoks. Bunlar insanın kendini daha zinde hissetmesini, genç hissetmesini ve hakikaten bedenin daha zinde yaşamasına sebep oluyor. Bunu sağlıyor. Evet efendim. Şimdi birazdan geleceğiz dedik. O zaman buyurun siz devam edin. O konuya geçtiğimde birkaç sorum olacak. İnsanlarımızın deriyle alakalı kısmına özellikle değineceğim. Evet. Çünkü bizim de en çok deri, güzellik, maruz kaldığımız sorulardan evet. Biri bu. Ben evet. Özellikle bu konu üzerinde durmak istiyorum. Evet, çünkü hakikaten şimdi telomer çalışmasıyla alakalı Nobel ödülü alan ekiple beraber çalışmaya başladık. Yaşlanma üzerine. Evet. Hatta iki hafta önce İstanbul'da bir araya geldik bilimsel kurul olarak da hani dünya çapında ya da ülkemizde ne yapabiliriz diye. Ülkemizde de artık bu ürünleri getirtmeye, göndertmeye başladık. Evet efendim. Şimdi deriyle alakalı olan kısımda şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi derinin en üst tabakası epidermis diye adlandırılıyor. Buradaki kalınlık yaşla birlikte azalıyor. Epidermisin atrofisine zayıflamasında belirgin bir değişiklik olmaksızın alt tabakasındaki endir tabaka tabakadır. Evet efendim. Şimdi en yüzeydeki tabakanın bir alt kısmının sertleşmesinden ötürü ve incelmesinden ötürü kendini belli etmeye başlıyor. Bunlar iki tabaka arasındaki adezyon yani yapışıklığın zayıf evet. Olmasını ve küçük travmalar, sonrası yüzeye sıyrıklar, vasküler ve yani damarsal yapılar, efendim işte yüzeyin üzerinde ince su birikintisi yani yanık sonrası dediğimiz vezikül diye adlandırılıyor. Yanık sonrası oluşan kabarıklıklar gibi ciltte de oluşuyor bunlar. Bunlar zaman içerisinde işlevini yitiriyor ve güneşten etkilenmeyi arttıracak şekilde bir süreç başlıyor. Derideki Langerhans dediğimiz bir takım hücreler, işte bunların %50 oranında azalması, deriye ait diğer vücut savunma işlevlerinin bozulması sürece katkıda bulunuyor. Şimdi deri kısmında fibroblast dediğimiz bir takım hücreler vardır. Deriye bir esnekliğini evet. Veren. Bunların sayılarında azalma oluyor. Deri yer çekiminin etkisine maruz kalaraktan aşağı doğru sarkmaya başlıyor. Kendi arasında kırışıklıklara sebep oluyor. Bundan sonrasında işte deride gevşeme, kırışma ve mikro damarlar dediğimiz deriyi besleyen damarların sayılarında, uzantılarında vesaire azalmalar. Evet. Bundan sonrasında hızlı bir şekilde yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, izah etmeye çalışayım. Belki 35 yaşına
insandan insana da değişiyor. Yani tıpta bir terim vardır. Tabii. Hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastalık her insanda farklı şekilde ortaya çıkıyor. Her insanın yaşlanma belirtileri bir değildir. Şöyle izah edeyim. Özellikle güneş üzerinde duracağım yine. Tabii. Mesela bir çiftçinin derisinin yaşlanmasıyla şehirde yaşayan bir insanın derisinin ya da bedeninin yaşlanması arasında çok fark vardır. Hangisi daha çok deforme oluyor? Çiftçi herhalde. Çiftçi tabii ki. Çünkü en çok güneşe maruz kalan o. Cildi en çok kuru kalan o. Gelen şimdi, sorulardan birini de sorarak devam edelim lütfen hocam. Yani bu güneş kremi de kullanılıyor. Bu böyle cildi koruyan bir şey midir? Bu konuyla ilgili bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki. Şimdi güneşten koruyucu sun protective factor dediğimiz güneşten koruyucu molekülleri içeren dermatokozmetolojik ürünler deriyi muhakkak güneş etkisinden koruyor. Faktör yükseldikçe bunun etkinliği de artıyor. Evet. Ürünün yalnız dikkat edilmesi gereken en temel konu şu, kaliteli ürün. Kaliteli ürün. Tabii piyasada evet. Çok var güneş koruyucular. Ancak işte bilinçli bir tüketici bilebilir, fark edebilir ve bunu da bunun üzerinde de yükümlülüğü vardır etrafını aydınlatmakta ki. Tabii. Ki günüm şu anda bizim burada bulunmamızın sebebi de bu. Toplumsal bir farkındalık yaratmak için buradayız, konuşuyoruz. Kesinlikle. Şimdi konumuz her ne kadar kök hücre tedavisi ise tabii. De birazdan gireceğiz oraya. Evet, sağlıklı bir yaşlanma zaten bilincini uyandırmak istiyoruz. Bütün mesele bu arada. Evet. Profesör Doktor Şekil Gözitork diyor ki merhaba değerli iki değerli insan, kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyorum buradan selam saygılarımı. Hocam hakikaten yani gelen sorulara bakıyorum. Evet. Biraz daha çok güzellik babında insanlar evet. Yoğunlaşmışlar. Evet. Yani kök hücre, yani insanlar bir detoks mu bekliyor, evet. Ne bekliyor? Yani kök hücrenin bu tür konularda da faydası var mı, yok mu, olacak şimdi mı, olmayacak mı? Oraya can alıcı noktaya geliyoruz. Evet, evet. Yani oraya gelecek miyiz, gelmeyecek miyiz onu bilmiyorum. Artık giriyoruz, giriş yapıyoruz. Buyurun hocam. Şimdi kök hücre tedavisi dediğim gibi 2009 yılında Nobel ödüllü bir çalışmayla, özellikle telomeraz enzim çalışması ile Nobel ödülü almıştı. Ödüller almaya da devam ediyor. Şimdi kök hücreyi siz vücuttan alıp dış ortamda çok koruyamazsınız. Evet. Kök hücrelerin esasen en sağlıklı olduğu yer ve vücutta en çok bulunduğu yer insanlarımızın belki de en çok kızdıkları bölgede, karın bölgesindeki yağ hücreleri arasında. Öyle yağ mi? Hücreleri. Evet. Kök hücre en fazla orada var. Tabii. Yani göbekli insanda çok mu kök hücre var hocam? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında evet orada var, ancak şimdi bunu çok coşkulu bir şekilde de arttırmamak lazım. Orada anladım. Sağlığı korumak lazım. Sağlık. Şöyle söyleyeyim size. Şimdi insan bedeni tıpkı bir akrobat gibi, bir evet. İp cambazı gibidir. Evet efendim. Siz bir ipin üzerinde seyrettiğinizi hayal edin. Yürüyorsunuz üzerinde. Sağa sola dengenizi sağlamak için vücudunuzdaki bütün kaslarınızı, yüzlerce kasınızı aynı anda çalıştırmak zorundasınız. Evet efendim. Herhangi bir tarafa olan dengesizlik durumunda akıl, ruh, beden sağlığı şayet yani her bir tarafa saparsa, mesela psikiyatrik olarak da işte mani dediğimiz çok aşırı derecede evet. Neşeli hal gibi bir durum ortaya çıkıyor. Eğer başka bir tarafa saparsa depresyon dediğimiz problemlere yol açıyor. Vücut çöküyor. Ruh hem psikolojik mi? Bir de kısır bir döngü oluşuyor. Sizin bunu dengede tutmanız lazım. Bunun amiyane tabirle tıbbi olarak da ismi homeostazdır. Denge. Denge. Tabii. Şimdi her şeyin azı da zarar, çoğu da zarar. Dengede olmak lazım. Çok göbekli oldunuz mu zararlı olur. Çok zayıf oldunuz mu vücut direnciniz azalıyor. Ha, bir şey daha konuya buyurun. Değinmek istiyorum. Sağlıklı yaşamanın, uzun yaşamanın sırlarından biri şudur. Çok tokluk değil.
sürekli tok halde olmak değil. Hani bazen tavsiyelerde bulunurlar ya, ara öğün, ara öğün, ara öğün diye. O ara öğünler maalesef insan vücut sisteminin sağlıklı savunma sistemini bozuyor. Ara öğünler. Tabii ki. Hani şöyle söyleyeyim, ara öğün dediğimiz yani sürekli tokluk halini sağlamamak lazım. Arada açlık gerekiyor. Gerekiyor. Hatta günlük açlık gerekiyor. Örneğin önümüz Ramazan. Yani Ramazan. Tam ona gelecektim. Ramazan, evet. Bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavsiyesi var. Öyle çok doyarak sofradan, evet, kalkmayın, kesinlikle, diye. Hatta ben size bir örnek vereyim. İstanbul'daki kök hücre eğitimiyle alakalı Hristiyan bir hoca vardı. William Amzalang isminde, sunumunu yaptı. İşte konuştu. En sonunda da dedi ki, sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız haftada 2 gün oruç tutun dedi. Pazartesi ve Perşembe. Kesinlikle. Yani gününü belirtmedi. Yok yok, yani siz deyince o bizim peygamberimizin sünnetidir. Ancak bu Hristiyan'ın söylediği şey bu. Haftada iki gün oruç tutun. Vücut savunma sisteminizi aktive etmek istiyorsanız çok tok kalmayın. Arada açlıklar yaşayın diyor. Yani tabii konumuzla çok ilgili değil. Modern bilim İslam'ın 1400 yıl önce söylediklerini tespit edildi. Neyse, gelelim hocam. Biz konumuza gelelim. Konu aslında çok geniş. Çok geniş hakikaten. Evet. Evet, dediniz ki en fazla yani çok sevilmeyen yağlı göbek bölgesinde oluyor. Evet. Kök hücrelerin yaşam süresi ne kadar, ne tür uygulamaları var? Özellikle güzellik ve erken yaşlılık, evet, konusuyla ilgili bilgi verirseniz iyi olur hocam. Şimdi vücuttaki bütün organlar için bir genetik şifre vardır. Organın hücreleri içerisinde, evet, DNA'nın içerisinde, kromozom içerisinde vesaire. Bu şifre zaman içerisinde bazı tahribatlara maruz kalıp, evet, gençliğini yitirip yaşlanıp ve ölüyor. Hücre, vücut içerisinde vücudun tamirini sağlayacak olan kök hücreler vardır. Evet efendim. Örneğin bir yeriniz kesildi. Evet. Yara oldu, yanık oldu. Efendim işte ciltle alakalı mesela kırışıklık, güneş lekeleri vesaire. Şimdi buralarda hücre harabiyeti söz konusu. Evet. Hücre harabiyetinin olduğu her yerde, bu cilt olur, kalp olur, sindirim sistemi olur, sinir sistemi olur, her yerde kök hücre ve kök hücre ekstraktları kullanılabilir. Evet. Kök hücre teknolojisi çok maliyetlidir. Çok zaman alır. Ancak günümüzde artık bazı hastalıklarda kök hücrenin yanında, özellikle de cilt hastalıkları için söyleyeceğim, kök hücreden ziyade kök hücre ekstraktları kullanılıyor. Yani bizim anlayacağımız şekilde, kök hücrelerin içerisinde hücrelerin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan bir takım mesajlar içeren, evet, mikromoleküller var. Evet hocam. Şimdi siz hücreyi naklederken hücrenin canlılığını da devam ettirmek zorundasınız. Bunu sağlayabilmeniz şu an için mümkün değil. Ancak kök hücre içerisindeki hücreler arasında birbiriyle mesajlaşmasını sağlayan molekülleri alıp laboratuvar ortamında çoğaltıp bunu yüzeyde kullanabilirsiniz. Şöyle ki, hücreyi aldığınız zaman bunun için özel enjektörler var. Alıyorsunuz, laboratuvar ortamında petri kapı dediğimiz kaplar var. Bu kaplarda o hücrenin ve hücrenin içerisindeki moleküllerin beslenmesini sağlayacak besin maddelerini veriyorsunuz. Evet. Bunu çoğaltıyorsunuz laboratuvar ortamında ve bu her insan için kullanılabilecek bir nitelik kazanıyor. Yani hücrenin mesajlarını transfer ettiğiniz zaman kan uyuşmazlığı, efendim işte vücudun reddi vesaire gibi bir şey söz konusu olmuyor. Olmuyor. Tabii. Şimdi bu mesajları alıp transfer ettiğiniz zaman, cilt üzerinde uyguladığınız zaman, hücrelerin az önce değindiğimiz o telomer, telomeraz enzimi vesaire gibi unsurlardan, evet, bahsetmiştik. Evet. Onların tekrardan aktive hale gelmesini sağlıyorsunuz. Bunu sağladığınız zaman
cildin kuruluğundan bahsettik. Damar yapısının evet. azalmasından bahsettik. Yani bunları verdiğiniz zaman mesela yeniden bir damarlanma, damarların tekrardan büyümesini sağlıyorsunuz. Hücrenin yeniden su almasını sağlıyorsunuz. Biliyorsunuz yaşlılarda el yüzeyini şöyle tuttuğunuz zaman deride bir kırışıklık yukarıya doğru evet. bir kabarıklık oluşur ve geri sürünmesi hani zor oluyor. Geri gerilmesi diyeyim. Bunun sebebi derinin nemini kaybetmesidir. Evet. Sizin bunu tekrardan yerine koymanız gerekiyor. O homeostaz dedik ya. Evet. İpin üzerindeki dengeyi sağlamanız gerekiyor. Dengeyi herhangi bir tarafa bozduğunuz zaman denge bozuluyor. Yani elinizi çok fazla suyun içerisinde tutarsanız ne olur? Buruşur, kırışır. Tabii. Tabii. Çok kuru bir ortama alırsanız, sıcak bir ortama alırsanız ne olur? Cilt nemini kaybeder ve buruşur bu sefer. Farklı bir şekilde buruşma oluyor. Kuruluk oluyor, kırılıyor. Kabuklanmalar oluyor. Kışın soğuğa maruz kaldığınız zamanki gibi cilt kuruluğu oluyor. Evet. Şimdi tabii biraz daha sizden rica edeceğim. Daha avami bir dille kullanıldığımızda. Yani şimdi gelecek 100 yılda kök hücrenin çok önemli bir yerinin olacağını söylediniz. Evet. Bu tabii biz şu an iki konu üzerinde çok fazla duruyoruz. İşte erken yaşlanma, evet. ten yaşlanması, evet. Beden yaşlılığı ve diğer güzelliklerle ilgili konular. Evet. Bu tam olarak ne zaman uygulamaya geçer artık? Yani dünyada evet artık başladı kök hücreyle işte ne bileyim derilerimiz 10 yaş daha gençleşti. Evet. İşte bir de özel soru sormak istiyorum. Yani evet. bu kök hücreyle renklerin tenine de müdahale edilebilme gibi bir şans olabilir mi böyle bir şey? Yoksa bu daha çok DNA ile mi ilgili? Şimdi DNA ile ilgili kök hücreyle derinin tenin rengine müdahale etmek mümkün olacaktır ama ben mümkün değil diyeceğim çünkü geçmişte edindiğimiz tecrübeler bunun çok sağlıklı olmadığını gösteriyor. Evet. En basit ya da en bariz örneği Michael Jackson'ın kendi cildine yaptığı tabii. Uygulamalar. Neticede bir takım hastalıklara da maruz kaldı. Yani şu kadarını söyleyeyim size. Yüzyıllardır İnsanlar özellikle bedenlerinin ve ciltlerinin yüzünün elinin daha canlı, daha genç görünmesi için onlarca formüller uygularlar. İşte burada da bir magazinsel gibi gözükecek dinleyenler evet. öyle anlayabilir ama öyle değil. Yani öyle değil. Tabii o makyaj malzemeleri dediğimiz kozmetik dünyası dediğimiz devasa paralar dönüyor orada. Korkunç paralar. Yıllık şu anda dünya genelinde 500 milyar dolar para harcanıyor. Evet işte 500 milyar evet. doların döndüğü bir alanın kazancının düşebilme ihtimalini oluşturabilecek bilimsel bir çalışmadan bahsediyorsunuz. Evet. Yani bunlar bu kaybı göze alırlar mı? Yani ne bileyim hani üst akıl diyoruz ya. Evet. Para kazanan bu akıl burada bilimin önüne engel olmaya çalışmaz mı? Belki bir yere kadar direnecekler ama insanların talepleri bu doğrultuda geliştiği müddetçe önünü alamayacaklar, kesemeyeceklerdir ve bütün kozmetoloji, efendim dermatokozmetoloji, medikal yahut da efendim işte farmasötik imalat yapan firmalar buna dönmek zorunda kalacak. Şundan ötürü diyorum, insanlar kozmetolojik ürünleri alıp kendilerine uyguladıkları zaman kapatıcı bir rol evet, veriyorlar onlara. Tabii. Oysa ki bizim burada söylediğimiz şey kapatıcı değil. Evet. İnsanın deriden bahsettik. Doğum zamanına 20 yaş öncesine 20'li yaşlara getirmeden bahsediyoruz. Bu dediğimiz ürünleri kullanan kişiler deride minimum 5 ile 10 yıl arasında bir gençliğe sahip olacaklar. Ve tabii ki hücreleri az önce de dediğimiz gibi hücre harabiyetinin olduğu bütün yerlerde kullanılabiliyor bu. Neticede yüzdeki lekeler, kırışıklıklar, yanık, efendim sedef hastalığı, psoriyazis dediğimiz hastalık, ameliyat izleri bunların hepsi hücre harabiyetinden kaynaklanıyor. Şimdi bunları geriye döndürebilmek için bir de vücutta remodeling dediğimiz vücudun kendini yeniden eski hale getirme formülleri var, yolları var, şifreleri var. Siz bunları yerine koyduğunuz zaman vücut kendini
başa sarıyor, kaseti başa sarıyor. Yani kök hücre yöntemiyle daha çok cildiye konusunda mı daha aktif olacak? Mesela iç organlarla ilgili bir etkisi olur mu, olmaz mı? Şu anda iç organlarla ilgili direkt kök hücre tedavileri uygulanıyor. Evet. Evet. Direkt kök hücreleri. Ciltle alakalı, cilt dediğim gibi vücudun en büyük organı olduğu en büyük için organı, tabii. Ve direkt yüzeyden emilim sağlayabildiği için bunda yüzeysel kök hücre şifrelerini içeren, iletişimini sağlayan habercilerini içerdiği için yüzeyden verebiliyorsunuz bunu. Hı. Hücre vermiyorsunuz. Bakın şimdi piyasada örneğin farklı isim vermeyeyim de farklı farklı moleküller içerdiğini öneren bir takım kozmetolojik ürünler var. Şimdi bu ürünleri hani ne kadar güvenilir onu uygulayıcılar, kullanan kişiler biliyor. Yani derinin altında ki işte kolajen dediğimiz, hyaluronik asit dediğimiz yapılar var. Bunların etkinliğini, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini diyeyim. Kullanıcılar ancak bunu fark ediyor. Onlarla alakalı bir şeyler söylemek istemiyorum. Ancak kullanıcı kullandığı müddetçe bundan ne kadar fayda gördüğünü kendi daha iyi görüyor. Hani kapatıcılıktan söz etmiyoruz. Evet efendim. Bir nevi tedavi edicilikten söz ediyoruz. Kök hücre iç organlarda kullanımını dediğim gibi alırsınız, uygun yerden transferini sağlarsınız ve hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor bunu. Örneğin bir kemikli nakli yapılıyor. Evet. Ya da efendim işte kalpte uygulanan kök hücre tedavi yöntemleri gelişiyor. Evet. Böbrekte uygulanıyor mesela, karaciğerde. Şimdi bir organ harabiyeti olduğu zaman organın kendini tamir edebilmesi için kök hücrelerin aktive olması gerekiyor. Kök hücreniz aktive olamıyorsa organ kendini yenileyemiyor. Hocam vücut kendisi de bu kök hücre sistemini kendisi de aktifleştiriyor değil mi? Tabii ki. Mesela bir karaciğer nakli yapıldığı zaman bir parça avuç içi kadar bir karaciğer nakli yapılıyor. Ondan sonra o büyüyor. Remodeling dediğimiz yapıyla normal orijinal bir karaciğer yapısına kavuşabiliyor. Yani sizin mesela 120 günde bir kan hücreleriniz yenileniyor. Hmm. Kırmızı kan hücreleri, diğer kan hücreleri vesaire. Şimdi burada şayet kök hücre yoksa üretim gerçekleşmiyor. Evet, Kemal Aslan diyor ki çok önemli bir konu işliyorsunuz. Hem Salih Bey hem de hocamı kutluyorum. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. Sevda Hanım'ın gönderdiği bir mesaj var. Onu ben şöyle yorumlayayım hocam. Tabii bu konu aynı zamanda yani yaşlanmayı geciktirmek ya da ne bileyim tenini daha güzel hale getirmek için de herhalde bir sağlık alanında yeni bir alan oluşturacak. Evet, yani evet, cildim tabii, daha güzel olsun. Kesinlikle. Daha kesinlikle, parlak olsun. Daha... Kesinlikle. Şimdi ciltten Ayrıca ben bir konuya değinmek istiyorum. Buyurun efendim. Dünya nüfusu az önce dediğim gibi 1920 yılından 2020 yılına kadar ortalama yaş 45'ten 85'e çıktı. Evet. Ve sağlıklı yaşamak gerekiyor artık. Sağlıklı bir şekilde yaşlanıp, yani sağlıklı yaşlanma diyeceğim ben buna tırnak içinde, başlık olarak da söyleyeyim. Sağlıklı yaşlanma, ondan sonrasında artık sağlıklı bir şekilde de ruhunu teslim etme diyeceğim. Şimdi dünyanın, bütün dünya için bakın dikkat edin. Bütün dünya için şu anda yaşlılık hastalıkları, yaşlı nüfus bir sorun haline geliyor. Evet. 2000'li yıllardan itibaren yaşlı dostlu kent, Birleşmiş Milletler tarafından yaşlı dostlu kentler diye bir çalışmalar, projeler getirilmeye başladı. Hmm. Türkiye'de de Amasya ilimiz yaşlı dostlu kent olarak ilan edildi. Hmm. Türkiye'de bakın önemli bir konu bu. Buyurun efendim. Biz sürekli genç neslimizden, genç nüfusumuzla övünürüz. Övünürüz evet. Çok değil, bundan 3 yıl önce Türkiye yaşlı nüfusu %7.9 iken şu anda %8.3'e yükseldi. Ve bu giderek artıyor. Avrupa'da bu oran daha da fazla. Japonya'da %25'lere dayanmış durumda. Şimdi şöyle bir şeye değineyim. Buyurun efendim. Sağlığı korumak, sağlığı tedavi etmekten daha az maliyetlidir.
Bu gerek bireysel manada, bireysel evet. ölçüde, mikro olarak da, gerekse ülkesel bazda, ülke ekonomisi açısından geçerli. Her iki ekonomi alanında da geçerli. Sağlığı korumak, tedavi etmekten daha az maliyetlidir. Yani sağlığı korursanız o harcayacağınız para bir nevi farklı işlerde kullanılır. Bir kesinlikle. Soru daha var. Kemal Aslan diyor ki kesinlikle. Sporun buna bir katkısı olur mu? Yani buradaki korelasyon var değil mi? Tabii ki. İnsanların yaşam standartlarına göre, günlük yoğunluğuna göre. Ben şu kadarını söyleyeyim. Bir saat, iki saat vesaire söylenir ama hiçbir şey yapamıyorsanız lütfen ama lütfen günlük en az yarım saat. Yürü. En az. Sizin iş yoğunluğunuz olabilir, ailevi yoğunluğunuz olabilir, sürekli seyahat halinde olabilirsiniz. Yarım saatlik bir spor aktivite çok zor değil. Sabah olabilir, öğlen olabilir, akşam evet. olabilir ama muhakkak spor yapın. Spor yapılmalısında fayda var. Kesinlikle. Hocam şimdi bu kök hücrenin gelecek yüzyıl için çok önemli olduğunu söylediniz. Bunun artık böyle halkın, yani hem dünya halkı için söylüyorum hem Türkiye'deki vatandaşlar için söylüyorum. Tamamen faydalanmaya başlayacağı yıl olarak kaç yıl biçiliyor? Yani kaç yıl sonra tamamen bütün dünyada yaygınlaşır? Mesela ülkemizde kaç yıl sonra yaygınlaşır diye düşünüyorsunuz? Şu anda İç organlar için kök hücre tedavileri dünyada belli merkezlerde yapılıyor. Evet. Çok pahalı mı hocam? Pahalı biraz. Evet. Ancak dermatokozmetolojik olarak da dünyada şu anda 134 ülkeye yayılmış bir nasıl söyleyeyim size, bu alanda ürün pazarlaması yapılıyor. 134 ülkede. Öyle. Evet. Peki sağlıklı mı onlar? Yani bir bilim adamı olarak tavsiye ediyor musunuz onları? Yani merdiven altı olanlar değil. Evet. Bu dediğim işte çalışmalarıyla kendini ispatlamış. Efendim işte vatandaş araştırabilir bunu. Hmm. Dünyada en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen, efendim işte çok kısa sürede çok geniş kitlelere ulaşabilen, kendini bilimsel manada ispatlamış, hani az önce dediğim gibi Nobel ödüllü vesaire almış olan çalışmaları içeren ürünler piyasada var. Hani bu vatandaş araştırdığı zaman bunu direkt bulabilir. Evet. Hocam geçenlerde bir program yapmıştık. Evet. Van'ın Özalp ilçesinde, ben genelde Türkçe ismini kullanıyorum. Birazdan tıptaki karşılığını okuyacağım. Kelebek hastalığı diye. Evet. Şimdi Serap Bedirhanoğlu diyor ki, Salih Bey iyi yayınlar diliyorum. Epidermolisis bullosa cilt hastalığı için doktor beyin önerisini alabilir misiniz? Kök hücre yöntemini tedavisi mümkün olabilir mi? Çünkü evet, bununla biz de ilgilendik. Hatta bir kampanya başlattık ama bu çocukların hakikaten yaşadığı o acıyı dindirebilmek için ben rektör beyle de görüştüm. Evet. Gerçi size programda sormayı düşünmemiştim ama Serap Bedirhanoğlu hanımefendi hatırlatınca evet. sormakta fayda var. Bir etkisi olabilir mi hocam? Şöyle, bu gibi hastalıklar toplumda az görülen hastalıklardır. Evet. İndeks olarak baktığınız zaman, yani üzerinde yeterli çalışma yapılabilecek sayı olmadığı için epidermolisis bullosa üzerine herhangi bir çalışma yok şu anda. Yok. Çünkü bilirsiniz, yani bir çalışmanın yapılabilmesi için öncelikle elinizde yeterli, tırnak içinde belirtiyorum, hasta ya da materyal yahut da efendim üzerine çalışma yapabileceğiniz denek olması lazım ki sonuçları aldıktan sonra takdim evet. edebilirsiniz. Şimdi çalışması olmayan herhangi bir şeyi kalkıp biz direkt evet etkilidir desek yanlış olur. Ha, burada hücre harabiyeti var. Var. Kök hücrenin muhakkak etkinliği olacaktır. Ama nasıl olur onu şu anda bunun cevabını veremem. Çünkü bunun cevabını şu anda versem erken olur. O selayette sahip olmadığı için şu anda bir şey söylemeyeceğim. Şu anda. Nobel ödülü almış bir grupla çalıştığınızı söylüyorsunuz. Çalışmaya başladık, evet. Çalışmaya başladınız. Evet. Yani bilim alanında sizler de, onlar da gayet iyisiniz. Aslında bu çocuklar bir örnek model olamaz mı sizin için hocam? Şimdi şöyle, bu gibi çalışmaların insan üzerinde yapılabilmesi kolay değil. Değil, tabii.
bu gibi ürünlerin piyasaya çıkması, efendim insan üzerinde direkt yani bütün ülkelere yayılabilmesi için belli bir süreç var. Yani şu anda sizin kullandığınız en basit ilacın minimum 18 yıllık bir süreci var. 18 yıl. Şu anda aldığınız herhangi bir antibiyotik yahut herhangi bir ağrı kesicinin yaklaşık 18 yıllık, yani bugün piyasaya çıkan, sıfırdan bugün piyasaya çıkan bir farmasötin, yani bir ilacın minimum 18 yıllık bir geçmişi var. Çok uzun bir süre. Tabii şimdi o molekülün bulunması, ayrıştırılması, efendim işte hayvanlar üzerine denenmesi, hayvanlarda gelecekte yani 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra acaba hangi organlarında harabiyete yol açması, bilirsiniz ilaçları aldığınız zaman ilaçların kutuları içerisinde prospektüsler var. Der ki tabii, işte kalp tabii. hastalığı olanlar tabii. kullanmasın, böbrek tabii. hastalığı olanlar kullanmasın, şu olanlar tabii. kullanmasın, tabii. mide rahatsızlığı olan kullanmasın. Bu işte o denek önce kobaylar üzerinde, yani hayvanlar üzerinde yapılır denemeler, sonra işte gönüllü insanlar üzerinde deneme yapılır. Peşine araştırmalar hani rapor edilir, yıllar sürer bunlar. Evet. Neye sebep olan, herhangi bir ilaç alıyorsunuz mesela, aspirin alıyorsunuz, ne oluyor, bir yeriniz kesildiği zaman kanıyor, kanama durmuyor. Tabii. Bunun incelenmesi, araştırılması lazım. Acaba kullanan 100 insanın kaçında buna sebep oluyor? Tabii. Bunlar işte o prospektüs içerisinde yazar, şu kadar insanda bu etkiye yol açtı diye. Hocam tabii gelen soruları ben aktarmak mecburiyetindeyim. Evet. Mesela bu kök hücre yöntemi ne? İşte yanık yaraları, sivilceler, dış müdahaleyle oluşmuş izler. Evet. Bunların kapatılma ihtimali tabii var mı? Tabii mümkün. Şöyle söyleyeyim. Dış hücrelerde işte psoriazis dedi.